فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte o Ebu Cehil, Resulüm, Habibim, yetimi itiyor, kaldırıp atıyor, reddediyordu. Sevmiyordu. وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Fakirlere, yoksullara, kimsesizlere, kimsesi olmadığı için adeta sakin olmak, hareketsiz olmak zorunda kalmış insanlara yardıma kimseyi teşvik etmiyordu, kimseyi tahrik etmiyordu, kimseye yön ve istikamet vermiyordu. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ve tefsir kitaplarında hadise şöyle anlatılıyor. Varlıklı her yönüyle o günün zenginlerinin başında gelen adam Ebu Cehil. Varlıklı bir adam. O günkü şartlara, o günkü zaman ve zemin idrakine göre hatırı sayılır büyük bir zengin Ebu Cehil. Birçok insanların da velisi, kefili, vasisi durumunda olan bir insan. Böyle Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de yetim insanlardan, babasını kaybetmiş, anasını kaybetmiş, hayatta kimsesi kalmamış bir yetimin de velisiymiş, vasısıymış. Öyle çaresiz kalmış ki yetim, öyle kimsesiz kalmış ki, sırtında kendisini güneşten koruyacak bir paçavra bile bulamamış. Sersefil, yırtık pırtık bir yetim. Geliyor Ebu Cehil'e, diyor ki, halimi görüyorsun diyor, perişanım. Gök kubbenin altında bana şefkat gösterecek kimse kalmadı. Gök kubbenin altında bana merhamet edecek kimse kalmadı. Sen benim velim ve vasimsin, geldim huzuruna, ne olur bana bir gömlek ver diyor. Bir elbise ver, bir libas ver, bir sırtımı çıplaklıktan koruyacak bir gömlek istiyorum, bir kamiz istiyorum diyor. Bunu bile o kadar düşman, o kadar cahil, o kadar istismarcı, o kadar soyguncu, melun ki bu harikulade insanın yüreğini sızlatan bu sahneyi, bu tabloyu bile istismar ederek diyor ki çekil oradan pit yetim. Git ki kendisi de yetim olan Muhammed karnını doyursun. Çekil defol. Git ki Muhammed sana bir gömlek versin. Git ki Muhammed karnını doyursun diyor. Çünkü o da yetim diyor. Tamamen oradan hücuma kalkıyor. Bütün hedef Resulullah'ı de. Bütün gaye, bütün gayret onu tahkir etmek haşa. Evet. Yetim ısrar ediyor. Ben kimseyi tanımıyorum diyor. Benim kimsem yok. Sırtıma bir gömlek istiyorum. Başka bir şey değil. Diye ısrar edince Ebu Cehil kalkıyor. O yetimi öyle tekmeliyor, öyle tokatlıyor ki bir paçavra gibi sokakta böyle birkaç takla atarak cadde ortasına uzanıyor. Zavallı bir yetim, kimsesi olmayan bir yetim. Efendiler, bir insanın milyonlar değil, trilyonlarca parası olsa, bir insanın sınırsız serveti olsa, bir insanın kasasındaki parasının sayısını bilemeyecek kadar zengin olsa ama onun yüreğinde iman yoksa, kalbinde iman yoksa Allah katında bu adamın Ebu Cehil'den hiçbir farkı yoktur. Servetler imanla kıymetlenir. Mülkiyetler imanla kıymetlenir. Varlıklar, sermayeler, kapitaller iman ile kıymetlenir. İmansız olan bir yürekte merhamet bulamazsınız, imkanı yok. İmansız olan bir yürekte merhamet namına bir şey bulamazsınız. Ebu Cehil'de işte onun yüreğinde iman olmadığı içindir ki merhamet bulunmamış ve o yetimi sokağa atmak suretiyle tekmelemiş ve tokatlamıştır. Fezalikellezi yedu'ul yetim diyor Cenab-ı Hak. O yetimi kimsesiz gördü de, sahipsiz gördü de onu kaldırıp sokağa attı, onu eliyle itti, dövdü, her türlü hakareti ona reva gördü. Yetim çaresiz kalıyor.
hüngür hüngür ağlayan bir çehreyle, perişan bir vaziyetle sonra sonra Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama geliyor. İçeri giriyor. Ya Resulallah, Ebu Cehil'in huzuruna gittim, şu çıplak olan vücuduma, perişan olan vücuduma bir gömlek istedim. Gömlek vermeyi şöyle bırakın, beni kırbaçla perişan hale soktu ya Resulallah. Beni perişan etti. Şu sırtımdaki yaraları görüyor musun dedi. Beni itti, kalktı ve beni tekme tokat sokağa fırlattı. Ya Resulallah deyince Allah Resulü öylesine ağladı ki gözlerinden dökülen yaşlar mübarek sakalını adeta suya batmış gibi ıslatmıştı. Orada Allah-u Teala'nın verdiği galeyan altında yehtezzül arşu min dükâil yetim, yeryüzünde gök kubbenin altında sahipsiz kalmış bir yetimin ağlamasıyla arş-ı âlâ titrer, arş-ı âlâ sallanır buyuruyorlar. Sahipsiz, Allah'tan başka kimsesi kalmamıştır insanlar. İmansız bir yürekte merhamet olmayacağını ne güzel ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Elbette. Resul-i Zişan öylesine ağladılar ki diyordu. Fakat ne çare? Resul-i Zişan o dakikaya kadar elinde ve evinde ne mevcutsa hepsini dağıtmış, yanında kendisinin zaruri sırtındakinden başka hiçbir şeye malik bulunmuyordu. Resul-i Zişan'ın metodu buydu. Ne geçerse eline en asgari miktarda kendisine aldıktan sonra onu dağıtmaktır Resulullah'ın adeti, sünneti ve hakikati. Hadis kitaplarında çok derin bir hikmetle anlatılır. Bir seferinde sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmain buyurmuşlar ki, diyorlar ki, bir ikindi namazıydı. İkindi namazıydı. Resul-i Zişan Mescid-i Saadet'te bize ikindi namazının farzını kıldırmışlardı. İmam oluyor Allah'ın Resulü. Onun ardında namaz kılan sahabenin kıymetine, onların ulviyetine, onların hakikatine insanı idraki bile ulaşamıyor. Allah Resulü'nün arkasında cemaat olmak ne büyük saadet ya Rabbi. Ne büyük fazilet ya Rabbi. Sahabe sınıfı. Namazı bize kıldırdılar. Selam verdiler. Namazdan çıkar çıkmaz adetinin hilafına birdenbire telaşla ayağa kalktılar ve omuzlarımıza basa basa mescidi terk edip kendi mübarek odasına gittiler diyorlar. Odasına gitti Allah Resulü. Ve bir müddet bekledik. Mütebessim bir çehreyle güle güle tatlı bir yüzle tekrar cemaatin arasından geldi, mihraba geçti, yüzünü bize çevirmek suretiyle buyurdular ki, niçin böyle acele acele cemaatin içinden çıkıp gittiğimi merak etmişsinizdir. Evet, namazdan sonra hemen hatırıma geldi. Evde bir miktar fakirlere dağıtılması gereken bir miktar para bulunuyordu. Bir miktar para bulunuyordu. Namazdan çıktıktan sonra onun dağıtılması gecikmesin diye, Allah'ın rahmeti, merhameti gecikmesin